Peki abi şimdi Avrupa'da da, Amerika'da da her yerde de tabii ki bizde gibi değil ama onların kendi alışkanlıklarına göre yüksek bir enflasyon var. Evet. Bu onlar özenli ifade ediyor. Onlar bu enflasyonla mücadele edeceklerdir herhalde değil mi? Ve bu nasıl etkileyecek Türkiye'yi? Şimdi ben birincisi, deminki suale ben de cevap vereyim. Olur. Niçin Türk lirası zayıf para, hatta Çetin Altan'ın tabiriyle çaycı markası. Marka. Ben dandik para demiştim. Sen orada. Dandik ve çaycı markası. Daha iyi daha oluyor. Güzel. Daha iyi oluyor. Ya o anda geçiyor, öbür anda. Öbür anda geçmiyor. Öbür anda kimse kabul etmiyor. Geçiyor. Bizim dış borçla yaşamayı kendimize şiar edinmemizdir. Osmanlı'dan beri. Benim. Yani başka hiç sebep arama. Fakat şu var. Ekonomide bir şeyin nasıl başladığı başka bir konudur. Niçin devam ettiği başka bir konudur. Doğru. Yani dağda bir taş duruyor. Önünde de bir engel var. Birisi gidiyor kurcalıyor, engeli çekiyor. Taş yuvarlanmaya başlıyor. Şimdi diyorlar ki ya bu taş niye yuvarlanıyor, bu önündeki takozu çekti. Git takozu koy. Geçmiş olsun. Takozu koyamazsın. Inertia tabir ediliyor. Atalet momenti diyorlar fizikte. O hareket başlayınca birbirine doğuran bir proses oluyor. Şimdi bir şey hatırlatayım. Bunu durdurmak için 2000 senesinde Stanley Fisher geldi. Türkiye'yi, Türk lirasını dolara ankor ettiler. İşte bir uzun uzun anlatmayalım. Belli zamanlarda belli şeyi çapaladılar. Kur çapası. Kur çapaladılar. Çünkü baktı ki enflasyon devalüasyon, enflasyon devalüasyon. Bunlardan bir tanesini durdurmam lazım. Hangisini durdurabilirim? Bu Stanley Fisher'ın tasarımıdır. İsrail'de başarılı olduğunda. Dedi ki ben devalüasyonu tutarsam bu da arkasına gelir. Ama onun getirdiği bir disiplin olacaktı. İçeride şey yapmayacaktı kendi falan filan. Sonunda zaten biliyorsun. Yani 2001'in Şubat'ında patladı zaten hadise. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bunu durdurmak deyince işte dünyanın en akıllı iktisatçılarından bir tanesi Stanley Fisher. O zaman da hem IMF'in baş yardımcısı hem baş ekonomist diyorlar. Biz öyle Stanley falan bir şey anlamayız. Biz kriz çıkartırız abi. Biz Türk'üz, biz krizi çıkartırız. Severiz abi. Evet. Yani bu bizim bu borç kolik. Çok ilginç bir şey daha söylemek istiyorum kendi tespitim olarak. Türkiye borç kolik ve başkasının parasıyla yaşadığını zannediyor. Ama biz bir yandan da başkalarına para veriyoruz. Yurt dışında devamlı para kaçırıyoruz. Yahut da altın alıp getirip burada bir yerlere koyuyoruz. Bunları topladığınız zaman efektif olarak yani neticede baktığımızda ya o kadar da açık vermiyoruz aslında. Ama nominalde açık olduğu için birbirini kovalayan bir süreç başlamış vaziyette. Yani sıkıntı. Yani Türkiye'nin tasarruf yöntemi yanlış. Valla o da para değil. Olmayınca vatandaş şimdi parasına güvense niye altında koy? Niye altına koyuyor da? Parasına güvenmediği için. Parasına güvenmediği için. Ama para, altına koyduğu için de parası güvenmez hale geliyor. Tabii yani. Para sistem yani işte onda hoarding diyorlar İngilizce'de. Sisteme girmeyen bir tasarruf. Evet. Zaten mesela %2 civarında enflasyon sağlıklıdır denir. İnsanları para tutturmayacaksan aynı zamanda. Yani negatif faiz vereceksin. Ki harcasın. Harcasın diyor. Ekonomi harcama ister. 2008'de Bernanke'nin yaptığı. Onun gibi yaptığı. Bütün Avrupa senelerdir. Yapar. Eksi. Bugün İsviçre'ye git bak bakalım. Bankaya para yatır senden para isterler. Üzerine. Halen öyle birçok yerde. Yani bugün bile Amerika'da %7-7,5 civarında enflasyon var. %1-1,5 faiz var, tahvil faizi var. Bankada mevduat yok. Yok. Sıfır. Yani resmen Amerikan hükümeti de çıplak dolar tutanı veya Amerikan devlet tahvili tutanı cezalandırıyor, vergi alıyor. Vergi alıyor tabii. Net vergisi
harcamama vergisi alıyor. Harcamama vergisi. Parayı tutma vergisi. Parayı tutma vergisi alıyor. Şimdi biz tabii böyle bir fasit daireye kaptırmış vaziyetteyiz. İşte bu halde çıkamaz mıyız abi bu işten? Şimdi çıkar. Çıkar. Yani bizim hatta Asaf'la beraber işte Barış bir yeni model, biraz da onun mesuliyeti bize de yıkıldı. Cari açıksız büyüme diye bir strateji koyduk ortaya. Dış açıksız da ona. Dış açıksız diyelim. Daha iyi. Dış açıksız büyüme diye bir model. Eğer bunu yapabilseydik Nasıl olacak peki abi? 60 milyar dolarlık sadece dış enerji faturamız var. Ama o önemli değil. Önemli mesela 2021'de bizim cari açığımız 15 milyar dolar. Evet. Yani öyle 60 bin. Petrol ithal edebilirsin. Sattığına bak. Yani Türkiye keşke 500 milyar dolarlık ithalat yapsa, 500 milyar dolarlık ihracat yapsa. Mesela efendim saman bile ithal ediyoruz. Ödelim abi. Eğer bilmem samanı alacak kadar ihracat yapabiliyorsak. Yani bu bir uzmanlık. Yani ithalatın ihracatı karşılama oranı. Karşılaması. Yani sırf o da turizmde katabiliriz. Navlun, şu bu bilmem ne. İşte onun için cari açık deniyor. Sadece mal ticareti değil. Diğer görünmez kalemlerde de bu şey olabilir. Yanlış olan şu tabii. Sermaye girişleriyle kapamak bunu. Zaten karıştırılan bir konu. Cari açığı kapamakla cari açığı finanse etmek sürekli karıştırılıyor. Mesela Rıza Zarrab diye bir arkadaşımız vardı. O diyor ki benim üzerime ne geliyorsunuz? Ben Türkiye'nin cari açığını kapadım diyor. Hiç ilgisi yok yani. Yani o bir finansman yapınca böyle hani finanse etmek başka, o finanse de etmedi. Ayrıca da ama böyle adamlar var yani biz kapadık diyorlar, borç aldık diyorlar. Yani gayrimenkul satmak. Şey değil ya, şirketleri satmak. Yani bunu finanse ediyoruz. O bilanço düzeltir ama şeyi düzeltmez, yani şirketi akımı kurtarmaz. Akımı düzeltmiyor. Ve o hatta ne yapıyor o zaman? Türk lirasını aşırı değerli hale getiriyor. Bilakis ticaret açığını ve cari açığı atlatıyor. Yani mesela çok ince bir nokta değil ama Singapur'un kalkınması ile ilgili çok enteresan prensipleri vardır. Mesela katiyen borçlanmak istememişlerdir. Yani toplam olarak firma borçlanabilir ama ülkenin net borcu olmayacak.